Tekirdağ Malkara ilçesinde cinsel istismara uğradı ortaya çıkan 2 yaşındaki bebek beyin kanaması sonucunda vefat etti. Yapılan incelemeler neticesinde bebeğin annesi ve üvey babası dahil 5 kişi tutuklandı. Yani ne hale geldi memleket? Ya Rabbi ne hale geldi? Bu nasıl bir şehvetperestliktir? Bu nasıl bir vahşettir ya? 2 yaşında bebeğe tecavüz olacak iş mi ya? Allah Azze ve Celle ne kadar doğru söylemiş. لَقَدْ خَلَقْلَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Andolsun ki insanı en güzel surette yarattık. Ama sonrası da var. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra onu esfel-i safiline düşürdük. Aşağılıkların en aşağılığı. Sefillerin en sefili. İşte bu. Bir insan var ki melekten üstün oluyor. Bir insan var ki hayvandan aşağı oluyor. İşte bu hayvandan aşağı olanın misali. Allah korkusu vermedi devlet. Bu mektepler Allah korkusu vermedi. Kanun korkusu da yok. Bu ülkede en çok korkanlar kimler biliyor musunuz? Bu ülkede en çok korkanlar siyasi muhalifler. Devletin siyasetine, hükümetin siyasetine muhalifseniz size her şey yapabilir, belli olmaz. O yüzden onlar korku içindeler. Ama hırsızı, sarhoşu, berdoşu hiç korkmuyor. Katili hiç korkmuyor. Çünkü onlar ya görmezden geliyorlar, ya içeri atsalar bile yakın zamanda çıkartıyorlar. Korkmasına gerek yok yani. Devlet siyasi rakiplerine gayet acımasız. Onun dışında herkese gayet merhametli. Tecavüzcüye bile. Şimdi buna böyle. Şimdi ağır ceza verirler. Bir bakmışım birkaç sene sonra. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Bir bakmış adam dışarıda geziyor. Yani 30 sene yatan bir tecavüzcü ben duymadım. Ama 30 sene yatan siyasi görüşlerinden dolayı ya da terörist damgası vurularak yatan çok insan var. Devlet siyasi rakiplerine gayet acımasız. Farklı bir düşüncen varsa sana gayet acımasız. Hemen terörist damgasını vuruyor, müebbet, ağır müebbetleri veriyor. Ama böylesi şerefsizler, bir bakıyorsun 3 sene sonra dışarıda geziyor. O 8 yaşındaki Narin denilen kız çocuğu, ona yapılan da, bu bebeğe yapılan da, yüzlerce böyle olay var. Yüzlerce. Bu sapıklar nereden yetişti? Şimdi böyle bir sapık, şerefsiz, alçak, namussuz bir cemaatten çıksa, cemaattir binlerce insan, ben ne bileyim kim kimdir? Ben herkesin özel hayatını mı bileceğim, ahlakını mı bileceğim, nasıl bileceğim yani? Diyelim ki böyle bir şerefsiz, namussuz bir cemaatten çıktı. Böyle bir ahlaksızlık, namussuzluk yaptı. Oo, bütün cemaatleri kapatmalıyız, bütün yurtları kapatmalıyız, bütün hepsinin köküne kibrit suyu dökmeliyiz, hepsini hatta idam etmeliyiz derler. Bütün vakıflar, dernekler, yurtlar hepsi kapatılmalı. Bu cemaatler bitirilmeli. Türkiye şeyhler, dervişler ülkesi olmamalı. Kemalistler bağırmaya başlar mı? Başlar. Peki şimdi bu şerefsiz hangi cemaatin üyesiydi acaba?
İki yaşında bebeğe tecavüz eden bu şerefsiz namussuz acaba hangi cemaatin üyesiydi? Hiçbir cemaatin üyesi değildi. Bu devletin okullarında yetişmişti. Hadi şimdi devleti suçla. Bir cemaate mensup olsaydın neler neler söylerdi Kemalistler, laikler. Haydi bunun gibi binlercesi var. Hepsi de sizin mekteplerinizde yetişti. Binayı sağlam yapmayan hırsız müteahhit de, mühendis de senin üniversitelerinde okudu. O zaman tüm üniversitelere laf söylesene. Hadi devlete söylesene. Hadi cemaatleri sahipsiz buldunuz değil mi? Cemaatlerin anasını sövseler bile caiz. Kemalistlere göre her lafı söylenebilir cemaatlere. Haydi bu şimdi hangi cemaatten? Sizin partinizden böyle insanlar yok mu? Sizinkiler hep melek mi? İnsanın nefsi var, nefsi. Kur'an diyor ki insanı en güzel surette yarattık, sonra da en aşağılık varlığa dönüştürdük. Yani ikisi de mümkün demek istiyor. Yani iyi eğitirsen ahsen-i takvim olur, eğitmezsen esfel-i safilin olur. Buyuruyor ki inhum illa kel en'am, onlar hayvanlar gibidirler. Belhum edallu sebile, hatta hayvanlardan da aşağıdırlar yol bakımından. Hayat tarzı bakımından, ahlak bakımından hayvandan da aşağıdırlar. İşte insan böyle bir varlık demek istiyor Allah. Ona göre ben de bu kitabı gönderdim. Bu kitaba göre eğitin. Bu kitaba göre kanunlar koyun. Yoksa insan böyle bir varlık, hayvanın yapmadığını yapar. İslam şunu haram kılmış dediğimizde, işte siz hep kötü niyetlisiniz, siz sapık mısınız, niye şu haram bu haram diyorlar. İşte bak nice sapıklar var, görüyor musun? İşte İslam bu sapıklığı önlemek için bazı kurallar koyuyor. Kadın şöyle giyinsin, erkek böyle giyinsin, şurası kapalı olacak, burası şöyle olacak vesaire vesaire, bazı kurallar koyuyor. Yani herkes namussuz olduğu için mi? Herkes sapık olduğu için mi? Ama böyleler var. Devlet de bazı kanunlar koyuyor. Herkes mesela diyor ki adam öldürmenin cezası şudur. Hırsızlığın cezası da budur. Herkes hırsızlık mı yapacak? Herkes adam mı öldürecek? Ama böyleler var. O yüzden kanun lazım. İşte Allah da böyle kanunlar koyuyor. Hemen itiraz ediyorlar. Siz kötü niyetlisiniz. Siz hep böylesiniz. Herkesi böyle kötü mü görüyorsunuz? Siz, asıl sizde bir sorun var. Siz böyle şehvetperestsiniz herhalde. Herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Ya saçma sapan konuşmayı bırak. Bu insanın fıtratı var insanda. Bazıları böyle olabiliyor. Ona göre bir İslami eğitim lazım. Ve buna göre de bir ceza lazım. Herkes de İslam eğitimden almaz. İslam eğitimle versen herkes adam olmaz. Ona da ağır bir ceza lazım. Yani işte insan bu kadar aşağılık bir varlığa dönüşebilen, diğer taraftan da meleklerden de üstün olabilecek olan böyle yaratılmış bir varlık. Nefsini terbiye edersen melekten üstün olursun. Terbiye etmezsen hayvandan aşağı hale gelirsin. Şimdi İslam nefsini terbiye et diyor. Nefis terbiyesi şöyle şöyle olur diyor. Buna itiraz ediyorlar. Ya işte sonuçları bu. Sen devlet olarak iyi bir eğitim verseydin, nefisleri terbiye etseydin,
bu alçak yine bunu yapsaydı, onun da idam etseydin, dersin ki yani ben İslami eğitim de verdim, nefisler terbiye de ettim ama bu alçağın tekiymiş, bunu da idam ettim. O zaman tamam. Ama sen İslami eğitim vermiyorsun. Nefisleri terbiye etmiyorsun. Aksine nefisleri tahrik ediyorsun. Her gün çıplaklık daha da artıyor. Ve bunun sonucunda böylesi şerefsiz alçaklar da bebekten haz almaya çalışıyor. O hale geliyor. Büyüklere gücü yetmeyince bebeğe gücü yetiyor namussuzun. Bebeğe yapıyor yapacağını. Nefisler terbiye edilmeli, tahrik edilmemeli. Yoksa böylesi olaylar devam eder gider. Bunlara gereken ceza da verilmeli. Yanına kalmamalı. Şimdi bir olay böyle medyaya düştüğü zaman biraz ağır ceza veriyorlar. Medyaya düşmese hafif cezalarla olay kapatılıyor.